Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar yine bir liste videosu yapacağız sizler için. Bu listemizde bilgisayarımızda oynayabileceğimiz yeni nesil oyunlardan bahsedeceğiz biraz sizlere. Malum biliyorsunuz yeni nesil konsollar artık raflardaki yerini aldı. Ülkemizde hem PlayStation 5 satılıyor hem Xbox Series X hem de Series S satılıyor. Tabii şu aralar PlayStation 5 bulmak çok da kolay değil. Biliyorsunuz stok sıkıntıları vesaire söz konusu. Bu yüzden de genel itibariyle oyun severlerin tercihi bir oyun bilgisayarı oluyor. Tabii şunu belirtmek lazım arkadaşlar. Oyun bilgisayarları zaten genel itibariyle kaç senedir aslında yeni nesil konsolların gücü seviyesinde bize grafikler sunuyordu. Fakat yapımcılar genel itibariyle oyunları PlayStation 4 ve Xbox One'a göre geliştirdikleri için ne oluyordu? Bizim oynadığımız oyunlardaki grafik kalitesi de bu konsolların donanımıyla paralel seviyede oluyordu. Fakat şimdi yeni nesil konsollar çıkınca ne oldu? Geliştiriciler biraz daha üst seviye oyunlarla karşımıza çıkmaya başladılar. Dolayısıyla bizim bilgisayarlarımızın, bizim canavarlarımızın hakkını veren oyunları oynamaya nihayet başladık. Peki, şimdi gelelim yeni nesil güncellemesi alan ya da yeni nesil konsollar için geliştirilen yapımlar. Bir nevi buna şu gözle de bakabiliriz arkadaşlar. Bilgisayarlarımızı zorlayacak, kastıracak böyle eğer güçlü bir bilgisayarınız varsa sizi gerçekten o dünyaya çekecek oyunlar olarak görebiliriz bu bahsedeceğimiz yapımları. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri yeni nesil grafiklere, yeni nesil konsol kalitesindeki grafiklere sahip olan oyun listemize baş başa bırakalım. Hello? Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Me. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Thank you.
There's a screen. Nunn with it. And it's McGee picking him up. Nunn with a bucket. Look, when the D will give it to you, that's where you want your shots coming from. Arm's length from the bucket. 29 seconds left to play in the fourth quarter. 18 feet out. And that one hits the back iron. Drives to the hoop. The officials were right on top of that one. Take a break. Two shots. The first one falls. He gets them both. We've got 13 seconds left in the fourth. Pass to Bradley. Here's Cook. Plenty of room to knock down that one. Their home crowd has energized them all game. Now they're closing it out. And you know they are sure. I mean, come on, the finish line is in sight. All they have to do is play it smart. And so it's the Lakers easily grabbing this one. Well, this might not have been the most competitive game we've ever seen, but you've got... You are as good as dead. Run this motherfucker! The grappling hook can also be used during combat and combined with other moves. Alive, but the colonel's getting away. Fuck him. The water's what matters. I'm turning on the pumps. Each pump should have his own valve. Fine. Love in your heart. Even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves. They will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. They will answer you with screams. Call you evil. A monster. And give you this. So you tell me, are you evil?
Are you a monster? Because our country is like this grenade, except it has two basic parts. Our people. And you. And you must clutch them nice and tight, or we all go. Boom. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi listemizde pek çok oyun vardı. Tabii bunlardan bazıları size hitap ediyordur, bazıları size hitap etmiyordur. Bu ayrı bir mesele. Tekrardan belirtmek istiyorum. Bu oyunları çok güçlü bir bilgisayarınız olmasa bile oynayabilirsiniz. Ama nedir işte, ayarları medium'a çekersiniz, low'a indirirsiniz, bazı grafik ayarlarını kapatmak zorunda kalırsınız vesaire. Eğer güçlü bir notebook'unuz varsa, güçlü bir oyun bilgisayarınız varsa full ayarlarda gayet kaliteli, gayet oyunu yaşayarak bir deneyim sağlayabilir sizlere. Bunu unutmamanız gerekiyor. Bir de artık şunu size söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer yeni bir oyun notebook'u, oyun laptop'u almayı düşünüyorsanız, benim size tavsiyem RTX serisi bir ekran kartıyla yola devam etmeniz yolunda olacaktır. Yani artık GTX'ler vesaire, bunlar tamam ucuzlar ama artık bence geride kaldı. Hani artık bakıyorsunuz pek çok oyunda ışın izleme özelliği vesaire de geliyor. Ya da işte güncellemelerle getiriyorlar. Bu ışın izleme olayından vesaire yeni teknolojilerden yararlanmak için RTX tabanlı bir ekran kartına geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabii fiyatlar şu ara RTX seviyesinde özellikle 10.000 liranın üzerine çok rahat çıkabiliyor. Ama şunu da unutmayın, RTX serisine sahip bir laptop aldığınız zaman bu laptop sizi en az 5-6 yıl götürecektir arkadaşlar. Çünkü neden? Bu laptopun gücü yeni konsollara eşdeğer nitelikte diyebiliriz. Dolayısıyla yeni nesil konsollar için oyunlar çıkmaya devam ettiği sürece siz de çıkan oyunları laptopunuzda rahatlıkla oynamaya devam edeceksiniz. Bir de şunu da hatırlatmam gerekiyor sizlere. Örneğin yeni nesil bir laptop aldınız. Şimdiki çıkan oyunlar bu laptop için çerez gibi gelecek. Bütün ayarları high'de oynayacaksınız. Yine de şunu bileceksiniz. Bu bilgisayar çok daha iyi grafiklerle çok daha muazzam oyunlar çalıştırabilir. Ve daha iyi bir oyun çıkmasını isteyeceksiniz. Dolayısıyla bu da güzel bir hissiyat olacaktır sizler için. Evet, bu programımızda, bu bölümümüzde sizlere yeni nesil grafiklere sahip bazı oyunlardan bahsettik. Bunları listeledik. Bunları canavarınıza indirin ve
oynayın diye tavsiye ettik. Haftaya başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.